Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sandra Bullock, ilerleyen yaşınıza rağmen nasıl bu kadar genç görünüyorsunuz sorusuna verdiği yanıtla kamuoyunda büyük bir tartışmaya kapı araladı. İddiaya göre adrenokom adı verilen ve oldukça maliyetli olan bu yöntem, zengin ve ünlü kişiler arasında oldukça popüler. Fakat yöntem başlı başına bir tartışma konusu. Gerçekten de ünlülerin güzelliği için kurban edilen çocuklar var mı? Söz konusu formül, kayıp mülteci çocukların derilerinden mi üretiliyor? Neler olduğunu gelin birlikte inceleyelim. ...55 yaşındaki ABD'li oyuncu Sandra Bullock, 2018 yılında Ellen DeGeneres'in televizyon programına konuk oldu. Bullock, yüzüne enjekte ettirdiği çocuk derisi sayesinde genç kaldığını itiraf etti. Program sunucusu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocuklara ait olduğunu belirtti. A piece of skin that came from a young child had to extract. It's foreskin from a Korean baby. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada kullanıcıların yeniden dikkatini çekince gündeme bomba gibi düştü. Bullock, adrenokom adı verilen yöntemi uyguladığını açıklasa da açıklamayan sayısız isim olduğu biliniyor. Cate Blanchett gibi Hollywood yıldızları yöntemi uygulayanlar arasında. Oldukça maliyetli olan adrenokom, zengin ve ünlü kişiler arasında popüler olduğu bilinmesine karşılık söz konusu yöntemin seansının $650 olduğu söyleniyor. Ancak yöntemle ilgili tartışmalı birçok konu bulunuyor. Yüze enjekte edilen derinin sünnet olan Koreli çocuklardan elde edildiği bilinse de rahatsız edici iddialar mevcut. Kimyasal bir bileşik olan adrenokomun çocuk kanından üretildiği öne sürülüyor. Bu da akıllara, ünlülerin güzelliği için kurban edilen çocukların olduğu ihtimalini getiriyor. Neden mi çocuk kanı? Çünkü vücut, adrenokomu korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlamasıyla sağlıyor. Haliyle doğal olarak meydana gelen insan endokrin salgısı, korkuya bağlı olarak çocuk kanında daha fazla görülüyor. Adrenokom için mahsulü insan olan bir uyuşturucu da deniyor. Kandaki adrenalin miktarına göre zenginleşen bu uyuşturucu, korku güdüsü körelmiş yetişkinlerden ziyade saf ve daha ürkek olan 9 yaş altı çocuklardan üretiliyor. Uyuşturucunun zenginleştirilmiş olması için çocuğa bu aşamada çektirilebilecek en büyük acılar çektiriliyor. Ölene kadar korkutulup ölüm anındaysa vücudu kesilerek kanı alınıyor. Sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebin bu şekilde karşılanmadığı da söylentiler arasında. Peki artan bu talep nasıl karşılanıyor? Konu burada daha da korkunç bir hal alıyor ve öne sürülen iddialar karşısında sakin kalmak mümkün değil. Adrenokomun mülteci çocukların tüm organlarından ve derisinden üretildiği söyleniyor. Şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir kuruluştan tepki gelmemesi ve Avrupa'da kaybolan binlerce çocuktan haber alınamaması ise iddiaların doğruluğunu düşündürüyor. Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sandra Bullock, ilerleyen yaşınıza rağmen